Arkadaşlar merhaba. Bu hafta son sunumumuz olan Keşke Varan Tahsaydım'ı birlikte üzerinden geçeceğiz, konuşacağız. Daha önce aslında Kasım ayında sunmuştuk biz bunu TSPB'nin kongresinde. Bugün de tekrar bu sunumumuzun üzerinden geçerek, detaylarını paylaşarak hani yatırımcılarımızın biraz daha varlıklar konusunda bilinçlenmesini istiyoruz. Bugün ben varım ve Bilgin arkadaşım. Ben Emre ve Bilgin arkadaşım da yardımcı olacak. İkimiz birlikte sunumu yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle biz şöyle bir her şeyin üzerinden geçmek amaçlı varantın ne olduğuyla ilgili başlayalım istedik. Ondan sonra da işte varantı almamız gerekli olduğu ya da varant trade yapacağımız zamanki case'ler, durumlar üzerinde bir sunum olacak. Öncelikle varant nedir? Bununla başlayalım dilerseniz. Evet, varantlar yatırımcının finansal bir varlıktaki iki yönlü, yükseliş ve düşüş tarafında işlem yapabileceği kaldıraçlı vadeli türev ürünleri. Biz bu basit hale getirmek istedik ki yatırımcılar kolay anlasın diye. Yatırımcılarımızın en büyük sorun yaşadığı yerlerden bir tanesi piyasalar düşerken nasıl yatırım yapacaklarını bilmiyor olmaları. Varantlar bunlara çok kolaylık sağlıyor açıkçası. Aynı zamanda size kaldıraç da veriyor. Varantlar bir dayanak varlığa bağlı olan ürünler. Dayanak varlığın likiditesine, dayanak varlığın fiyatına ve volatilitesine bağlı olarak varantlar fiyatlanıyor. Ve siz bu dayanak varlıkta yükseliş ya da düşüş beklentiniz varsa dayanak varlığını almak ya da satmak yerine çok daha ucuz olan, ki kaldıraç buradan geliyor zaten, çok daha ucuz olan varantını alıp satarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Varantlar kendi üzerinde sigorta ürünleri. Bunu sürekli söylüyoruz. Aslında temel amacı sigorta yapmak olan ürünler bunlar. Ama finansal piyasalara uyarlandığı üzere yatırımcılar spekülasyon amaçlı da kullanabilirler. Hem spekülasyon amacına yönelik bir örnek vereceğiz biz bu sunumda. Hem korunma nasıl yapılır onu göstereceğiz. Yatırımcılarımız, yani bu açıdan düşünürsek hani yeni başlamış yatırımcı da bu sunumdan bir şeyler edinebilir. Yıllardır varant işlemi yapan yatırımcı da bu sunuma baktığı zaman yeni bilgiler dağarcığına katacaktır. Burada iki tane şey var, kıyaslama var. Forex ve biopun aksine varant alım satımında teminat gerekmiyor, stop out olmuyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi yatırımcılarımız da sürekli soruyor zaten. Varantta stop out diye bir şey yok. Varantta teminat yatırma diye bir şey yok. Teminat yatırdıktan sonra hani teminat tamamlanma çağrısı geliyor. Yok da bildiğiniz üzere eğer pozisyonunuz terse giderse. Varantta böyle şeyler söz konusu değil. Varant alırken nasıl hisse senedi yatırımı yapıyorsanız varant alırken de primli ödüyorsunuz. Ondan sonra bu prim üzerinden varantın fiyatı değişiyor. Varantın fiyatı yükseldikçe kâr elde edersiniz. Varantın fiyatı sıfıra da gidebilir. Priminizin tamamı da gidebilir ama vade içerisinde priminiz sıfırlansa dahi tekrar vadesi dolmadan önce tekrar bir değere ulaşabilir. Vade içerisinde alım satımı gerçekleştiriyorsunuz. Eğer vade sonuna bıraktıysanız da varant hangi değerden itfa olduysa sıfır da olabilir burada. Bunun altını tekrar çizeyim. Varant itfa değeri neyse o değer sizin hesabınıza yatırılıyor. Yatırımcının kayıp riski en fazla yatırdığı miktarla sınırlı burada. Burada zaten atıfta bulunduğumuz yer bizim teminatın olması. Teminat, belli bir teminat yatırdınız. Bir teminatı tamamlama çağrısı geldi. Hani biraz daha para yatırın gibi bir durum söz konusu değil. Yatırdığınız para belli. Verdiğiniz prim belli. En fazla aldığınız risk sizin yatırdığınız prim oluyor burada. Devam edelim. Günlük hayattan örnekler, varantlar dediğimiz gibi sigorta ürünleri aslında. Günlük hayatta nasıl sigortaları arabamız üzerine yaptırıyoruz, evimiz üzerine yaptırıyoruz, işte uçak bileti örneği var mesela. Burada uçak bileti alacaksınız, diyelim uçak bileti 100 lira. Şöyle bir ibare çıkıyor hemen internet sitelerinde. 100 lira değil, 120 lira verirseniz eğer, işte bir hafta sizin bu fiyatınızı fixleriz. Aslında sizin orada verdiğiniz 20 lira. Belirli fiyattan, burada örnekte 100 lira olduğu gibi, 100 liralık fiyattan bu bileti almayı size taahhüt ediyorlar. Siz de bu hakkı elde etmiş oluyorsunuz. Verdiğiniz 20 liralık şey aslında orada varantın ya da opsiyonun primi oluyor. Aynı şey kaskoda da geçerli. Arabamızın herhangi bir kaza yapması ya da işte perte çıkması durumunda nasıl ki
sigorta şirketi size herhangi bir aksilik olduğu durumda ödemesini yapıyor. Aracınızın belirli tabii değerleri ve kendi risk priminize göre, yani 25 yaşında olmanızla 65 yaşında olmanız arasında tabii ki fark olacak, ya da aranızın fiyat olmasıyla Mercedes olmanız arasında fark olacağı üzere belli bir bu parametreler işin içerisine giriyor. Bir sigorta ürünü ortaya çıkıyor ve siz bu primi yatırarak kendinizi sigortalamış oluyorsunuz. Otomobilde de kaskoda da aynı örnek geçerli. Varantlarda bunların opsiyonlar ya da varantlar, opsiyonla varant aynı şey, sadece paperwork, kağıt işlemleri farklı aslında. Farklı piyasalarda işlemler görüyorlar ama temel olarak aynı ürünler bunlar. Varantlarda bu günlük hayatta bizim her zaman yaptığımız sigorta ürünlerinin finansal piyasalara yansıtılmış hali. Yani size bir hak veriyor, alma ya da satma hakkı veriyor. Neyi? Bir ürünü. Bir finansal ürünü. Bu finansal ürün dolar TL kuru olabilir, bu finansal ürün Brent petrol olabilir, bu finansal ürün Garanti Bankası'nın pay senedi de olabilir. Herhangi bir dayanak varlıkta, bunlara dayanak varlık deniyor. Dayanak varlıkta alma ya da satma hakkı veriyor, ileri bir vadede. Devam edelim. Varantlarda oluşacak düşüş ve yükselişe karşı birer sigorta. Evet, pay senedinden bahsettik. Garanti pay senedi üzerine yaparsak işte bir alım varantı size alım hakkı verir, bir satım varantı size satım hakkı verir. Devam edelim. Bunları biraz hızlı geçelim dedik çünkü asıl konumuz bunlar değil ama hani giriş açısından yatırımcılarımıza bir hemen bir cover edelim eski konuları diye bu şekilde başladık. Ne gibi ayrıcalıkları var? Varant piyasasının en önemli özelliklerinden bir tanesi dağılma kasım olması. Genelde VIOP yatırımcılarının en çok söylendiği, en çok şikayet ettiği durumlardan bir tanesi spreadlerin açık olması. Piyasa yapıcılığı dahi olsa piyasa yapıcısının verdiği makasların yüksek olmasıdır. Varant piyasasına baktığınızda bunları görmeyeceksiniz. Genelde 1 kuruş, 2 kuruşluk makaslarla işlem görüyor varantlar. Uzun opsiyon stratejilerinin hepsini varantlarda yapabiliyorsunuz. Kısa opsiyon stratejilerini yapamazsanız bu şu demek, varantları maalesef açığa satamıyorsunuz. Öncelikle ilk elden almanız gerekiyor. Yüksek likidite var. Piyasa yapıcılar 100 bin notluk, 200 bin notluk işlemler, kotasyonlar piyasaya gönderirler. Siz işlem yaptıkça da bu kotasyonlarını yenilemeye devam ederler. Bu da yüksek likidite sağlar size gün boyunca. Stop out yok, biraz önce bahsettim. Ödünç maliyeti yok. İşte düşerken piyasadan kazanmak isteyen yatırımcılar hisse senedini satmak durumundalar. Ya da işte pay senedini, her neyse hangi dayanak varlığa konu oluyorsa satmak istiyorsunuz. Sattınız, taşımak isteyeceğiniz zaman bu sefer ödünç maliyeti olacak. Çünkü onu ödünç bulmanız gerekiyor, elinizde yoksa bu pay senedi. Varantlarda böyle bir durum yok. Ödünç maliyeti tamamen varant fiyatlarının içerisinde ve piyasa yapıcılarının kendi piyasa yapıcılığı kapsamında yaptığı bir iş olduğu için zaten ödünç piyasası. Bu kapsamda siz varantı alıyorsunuz, ödünç maliyeti gibi şeylerden muafsınız. Sigorta sağlıyor. Kaldırak zaten ürünün doğası gereği geliyor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bugün biz 3 tane olaydan bahsedeceğiz. Bu 3 tane olay üzerinde varantılar nasıl kullanılırdı? Bunları göstermek istiyoruz. Hani biliyorsunuz zaten bizim piyasalarımız çok hareketli. Her zaman hareketli oldu. Son senelerde biraz daha hareketli. Hem yurt dışı kaynaklı hem de yurt içi kaynaklı. İşte seçimler oluyor, FED kararları geliyor vesaire vesaire, bir sürü olay yaşıyoruz. Bu olaylar üzerinde varant piyasasında nasıl işlemler yapabiliriz ve bunlardan nasıl para kazanabiliriz? Aslında temel amaç zaten bütün yatırımcıların olduğu gibi varant piyasasında da yatırımcıların para kazanması. Şimdi bunun için birkaç tane örnek göstereceğiz. Bu üç örnekten ilki çanak stratejisi, strangle stratejisi. İki tane çok bilindik, en fazla yapılan, yatırımcıların çok fazla üzerinde durduğu iki tane strateji var. Bunlar yönsüz stratejiler. Bir tanesi çanak, bir tanesi pergel stratejisi. Pergel stratejisi aynı kullanım varantı, alım ve satım varantının birlikte alınmasıyla oluşur. Çanak stratejisi, birazdan göstereceğim stratejide farklı kullanım fiyatlarında ama alım varantının kullanım fiyatının daha yüksek olduğu iki tane varantın birlikte açılarak yapılmış bir strateji. Ne zaman işe yarar? Piyasada çok fazla volatilite varsa, piyasa çok hareketliyse ya da çok hareketli bir anı bekliyorsanız birkaç gün sonra, bir hafta sonra ya da bir gün sonra da olabilir tabii. Çok hareketli bir zaman bekliyorsanız, bir piyasada oluşacak yüksek volatiliteden yararlanmak istiyorsanız bu stratejiler, özellikle bahsettiğim bu iki tane strateji çok fazla kullanılan stratejilerden iki tanesi.
Burada ne örneğine geldik? İşte 24 Haziran 2018 seçimlerine gelelim dedik. Şimdi siz bir yatırımcısınız. 24 Haziran'dan önce alım satım yapacaksınız. Diyorsunuz ki yani zaten adaylar birbirlerine çok yakın gidiyor. Ne olacağını tam bilemiyorum. İşte A partisi de kazanabilir, B partisi de kazanabilir gibi. Böyle sürüncemedesiniz. Tamam, burada ne yapmak gerekiyor? Bir yönünüz yok yani açıkçası. Piyasa bir partinin önde gitmesiyle çok yükselebilir. Tam aksi de olabilir. Piyasada çöküşte yaşanabilir. Böyle bir durumdaysanız yön almak istemiyorsunuz ama yüksek oynaklıktan yararlanmak istiyorsunuz. O zaman işte çanak stratejisi belirlediğimiz senaryo kapsamında çanak stratejisi ya da biraz önce söyledim pergel stratejisini uygulayabilirsiniz. Şimdi burada birkaç tane tarih var. Demişiz ki 19 Haziran'da, 24 Haziran'da seçimler var. 19 Haziran, 24 Haziran seçimlerinden önceki pazartesi günü. 113.600 değilmiş endeks 30. 25 Haziran'da da işte pazarı takip eden, seçimleri takip eden günde 121.713'te açmış piyasanın seviyesi endeks 30'da. Devam edelim. Göstereyim ben de örneğimi. Biz burada neler yaptık? 19 Haziran'daki direkt bizim bunlar raporlarımız. Sabah ve akşam raporlarımız var yatırımcılarımıza sunduğumuz. İşbalans.com'a girip üye olursanız eğer bültenlere size bu raporlar geliyor. Bu raporlar neyi gösteriyor? Bizim bütün varlıklarımızın fiyatları, kullanım değerleri, değişim oranları, çarpanları vesaire gibi teknik detaylarını gösteriyor. 19 Haziran'daki ekran görüntüsü bu. İnternet sitemize girip 19 Haziran'daki bültenimizi açıp siz de görebilirsiniz bunları. İki tane varan seçmişiz. Biz düşüncemiz şu, 24 Haziran'da 24 Haziran'dan sonra büyük bir volatilite yaşanacak. Ama piyasanın nereye gideceğini bilmiyorum. Ben 24 Haziran'dan önceki pazartesi bir pozisyona gireyim. Çanak stratejisi uygulamak istiyorum. Ne gibi seçim yapmışım? İşte o an bizim endeks vadeli endeks varantlarımız vadeli kontratı takip ediyor. Vadeli kontrat 113.650 seviyesindeymiş pazartesi günü. İki tane varan seçiyorum. Uzi FN ve Uzi RK varantlarını seçmişiz biz burada. Neden öyle seçtik? Hemen şeylerine bakalım. Kullanım değerlerine bakalım. Kullanım değeri 115.000. Alım varantım 2. Satım varantım 2. 110.000. Bakın burada yakın vadeli kontratın 113.650'de olduğunu görüyorsunuz. Hemen hemen alım ve satım varantının ortasında bulunan seviye. Çanak stratejisi oluştururken mümkün mertebe stratejinin en önemli özelliği alım varantıyla satım varantının kullanım fiyatlarının spot seviyesine göre simetrik bir şekilde açılmasıdır. Bu simetrik açtığınız varantların kullanım değerleri arasındaki fark ne kadar dar olursa o kadar düşük oynaklıkta kar elde ettirme şansına sahiptir. Burada biz 113.650 olduğu için dayanak vardık. 110.000 satım varantı ve 115.000 alım varantını tercih etmişiz. Uzi FN ve Uzi RK varantıları. 25 Haziran'a geldiğimizde ise yine açılış raporundan aldığımız ekran görüntüsü bu. Uzi FN varantının ve Uzi RK varantının fiyatlarını görüyorsunuz. Şimdi neler yapmışız? Kısaca bakalım. Pazartesi günü Uzi FN varantını satın fiyatı olan yani piyasa yapıcısının satış fiyatı olan 52 kuruştan alacağız. Uzi RK varantını da 31 kuruştan alacağız. Şimdi bununla yaptığımız yatırım toplamda 83 kuruş olacak. Yani 52 kuruştan birini 31 kuruştan birini aldık. 83 kuruşluk bir yatırım yaptık. 25 Haziran'a geldiğimizde ise satmak istiyoruz. Bu sefer piyasa yapıcısının alış fiyatından satmamız gerekiyor. Piyasa yapıcısının alış fiyatı Uzi FN varantı 85 kuruşa çıkmış. RK varantı da 12 kuruşa inmiş. Burada ne gibi bir kazanç sağlıyoruz? 85 kuruş artı 12 kuruş, 97 kuruşa toplamda satmış oluyoruz. Yani 83 kuruşa aç istiyoruz. Bir varantı pozisyonu 97 kuruşa satıyoruz. Burada ortalama 14 kuruşluk bir kazanç var. Ortalamada %17'lik bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Piyasaya bakarsanız burada %4, %5'lik bir oynama var ama yatırımın varantın kaldıraç özelliği sayesinde %17'lik bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Bu örnek bir taneydi. Söylediğim gibi bu örnek illa bizim seçim gibi bir şey olması şart değil, olay olması şart değil. İşte FED kararından önce de yapılabilirdi, dünkü FED kararından önce. Veya hani gördüğünüz başka politik ya da jeopolitik bir riskten önce de yapılabilir. İşte Rahip Brunson olayında da yapılabilirdi ki birazdan da oraya geçeceğiz. Ben bu iki tane tek örneği verdim.
başlangıç yaptım. Diğer kalan iki tane örneği ise bilgin arkadaşım sizlere anlatacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim size. Merhaba, teşekkür ederim. Geçelim bir sonraki örneğimize. Korunma stratejisi. Öncelikle varantılar temelde sigorta ürünleridir dedik. Bu örnek bize varantın temel doğasını nasıl kullanabileceğimiz konusunda iyi bir örnek sağlayacak. Seçtiğimiz zaman aralığı 2018'in ikinci yarısında yaşadığımız dolar TL seviyesindeki yüksek oynaklık dönemi. Olay olarak da kur şoku diye tanımladık bu olayı. Yatırımcılar varant dövizin, dolar TL'nin yükselişine karşı alım varantı, düşüşüne karşı da satım varantı alarak ellerindeki mevcut portföyü koruyabilirler diye bir hani giriş yapıyoruz. Şimdi biz bir sonraki şeye geçelim. Bu Temmuz ayının sonundan yaklaşık işte Eylül sonuna kadar, Kasım'a kadar belki Dolar TL kurunun izlediği seyir. Gördüğünüz gibi Temmuz ayının sonunda, Ağustos'un başında yükselmeye başlıyor ve daha sonra Ağustos sonunda 31 Ağustos'ta 6.63 seviyelerine kadar geliyor. Böyle bir durumda diyelim Temmuz sonunda elinde dövizi olan mevcut portföyüsünü dövizdeki yükseliş elinde döviz olan pardon döviz ödemesi olan ve ileride diyelim Ağustos sonunda bir döviz ödemesi yapacak birisi dolardaki yükselişe karşı bu ödemesini nasıl koruyabileceğini örnekle anlatacağız. Geçin. Diyelim Ağustos ayı sonunda 100 bin dolarlık bir ödemesi bulunsun bir yatırımcının. Ağustos ayı başından ay sonuna kadar az önceki gördüğümüz artıştan dolayı yaklaşık 165 bin TL'lik bir kur maliyeti olacak. Bunu bertaraf etmek için dolar alım varantı alarak kendisine yeni pozisyon açacak. Böylece dolar arttığında varanttan kazanacağı miktarla bu kendi borcundan dolayı kaybedeceği kur maliyetini bir şekilde bertaraf edecek. Yeşil gruplu varant alıyoruz. Çünkü yeşil gruplu olanlar risk grubu daha risk değeri daha düşük olan varantlar. Yani böylece zaman değeri kaybından da çok fazla etkilenmeyecek yatırımcılar. Burada bir varant sayısını hesaplamak için kullandığımız bir formül var. Burada portföy değeri bölü alacağınız varantı kullanım değeri bölü dayanak varlık çarpanı olarak bir formül koyuyoruz. Şimdi birazdan kaç tane varant, 100 bin dolarlık pozisyonun koruması için kaç tane varant alması gerektiğini göstereceğiz. Şimdi burada bizim 1 Ağustos tarihli raporumuzdan inanılan bir görüntü var. Buradaki o zaman alım varantları, o zamanki mevcut alım varantları içinde yeşil varant, yeşil risk grubu 2 tane varantımız var. Burada seçilen varant UDAO varantı. 5 kullanım fiyatlı alım varantı. O zaman yatırımcıların alış fiyatı 60 kuruştan alacaklar. O zamanki spot seviyesi de dolarda 4.92.69. 1 Ağustos tarihli. Dolardaki bu hareket yaşandıktan sonra 31 Ağustos'a geldiğimiz zaman bizim alım varantımızın o tarihte yatırımcıların satışı için kullanacağı fiyat 7.89 TL olmuş. Şimdi bu aradaki varantın oynadığı varant fiyatındaki artış dolardaki kur riskinden dolayı kaybedeceği yatırımcıların miktarı bertaraf edecek. Şimdi ne kadar varant alacağız? O zaman 100 bin dolarlık borcu var. 100 bin dolar TL varantlarının çarpanı 5. 100 bin dolar pozisyonu çarpana bölerek 20 bin adet varant alması gerektiğini gösteriyoruz. Şimdi 20 bin adet varantın bu aradaki fiyat hareketinden kazanacağı miktar 145.800 TL. İlk başta gösterdiğim slide'da 160 bin, 165 bin TL'lik bir kaybı vardı. Yani neredeyse o aradaki zararın çoğunu bu varantı alarak, sigorta alarak, pozisyon sigorta alarak bertaraf etmiş durumdalar. Şimdi üçüncü son örneğimiz de kavraj stratejisi. Bu aslında yani alınan pozisyon olarak bir önceki stratejiyle aynı ama bu sefer sigorta amaçlı değil ama spekülatif amaçlı alınan pozisyon. Olay olarak da yine 2018'in bu Eylül aylarında yaşanan petroldeki yüksek oynaklık seviyesini veriyoruz. Yani sebep olarak o zaman işte İran ambargoları, Trump ve OPEC arasındaki yaşanan işte restleşmelerde petrolde çok yüksek bir oynaklık yaşandı.
Şimdi yatırımcılar buradaki oynaklıktan faydalanmak isteyebiliyorlar. O yüzden gelip bizim Brent varantlarımıza yatırım yaparak buradan fayda sağlayabiliyorlar. Şimdi kaldıraç, strateji varantlar kaldıraçlı bir ürünler. Dayanak varlıktaki yani oynamaları varanta yatırım yaparak çok daha yüksek bir katsayıyla kendileri faydalanabiliyorlar. Şimdi örnek olarak devam edelim. Şimdi bu sefer yine 21 Eylül bir haftalık bir sürede 21 Eylül ve 27 Eylül arasında iki tane raporumuz var. O zaman bizim Brent 21 Eylül'deki Brent varantlarımızın fiyatlarına bakacağız. Şimdi burada süre olarak kısa bir süre. O zaman risk grubu olarak aslında biraz daha riskli olan varantlara yatırım yapılabiliyor kısa sürelerde. Çünkü böylece kısa sürede çok fazla zaman değeri kaybına uğramadan yüksek kaldıraçlı ürünler alıp buradaki fiyat hareketinden fayda sağlanabiliyor. Şimdi biz burada seçtiğimiz varant buradaki 21 Eylül tarihinde Brent varantlarında kaldıracı en yüksek olan varantlardan bir tanesi. Burada 19'luk bir kaldıracı var. Pıksı KE varantı 85 kullanım fiyatlı bir alım varantı. O zaman 60 kuruştan yine satılıyor. 19 etkin kaldıracı demek Brent'teki %1'lik bir oynama. Bu varantı fiyatının yaklaşık %19'luk artacağını gösteriyor. O zamanki Brent bunun dayanak varlığı yani Brent, bu varantın vadesi Ekim vade, dayanak varlığı onun Aralık vadeli Brent kontratı. O da Aralık vadeli Brent kontratı o zaman 78-39 seviyesindeymiş. Şimdi bir hafta geçiyor. 21 Eylül'den 27 Eylül'e geliyoruz. Aralık vadeli Brent kontratı 81-63'e gelmiş. Bizim varantımız da bu aradaki oynamada PXKE varantı burada görüyoruz. O zaman 98 kuruşa geri gelmiş. Yani 60 kuruştan 98 kuruşa bir yaklaşık 38 kuruşluk bir oynama var. Şimdi aradaki normalde Brent vadeli petrol future'ına yatırım yapmış olsalardı alacakları karla bizim varantı yatırım yaparak aldıkları karı karşılaştıracağız ki bu kaldıraçlıktan ne kadar fazla faydalanmış oluyorlar. Şimdi bu aradaki oynamada Aralık kontratı 81.63'den 78.39'a gelmiş. Yani 3.24 dolarlık bir oynama var. Bu %4'lük bir oynamaya denk geliyor. Bizim o gösterdiğimiz seçmiş olduğumuz varant 98 kuruşa gelmiş 60 kuruştan bir 38 kuruşluk bir oynama var. Yani yaklaşık %63'lük bir oynamaya geliyor. Ya bu aradaki oynamaları yani yüzdeleri de birbirine oranlarsanız aslında ilk başta gösterdiğimiz bu varantın kaldıracına yaklaşık bir seviyeye geliyor. Yani gördüğünüz gibi aslında burada da yapılan şey bir önceki örnekte de yine bir dolar alım varantı alınmıştı ama o zaman ileride doğabilecek bir borcun size olan zararını bertaraf etmek için kullanıyordu. Bu örnekte yine aslında bir petrol alım varantı alınıyor. Ama bu sefer yapılan hareket spekülatif bir hareket. Yani aslında varantlar sigorta ürünü ama aynı zamanda değişik finansal bağlamda başka amaçlar için kullanılıyor. Yani bu örnekte mesela aynı varant, aynı alım varantı kaldıraç etkisini kullanarak spekülatif bir pozisyon açılmış oluyor. Bu son örneğimizdi zaten. Yani bu toplamda bugün size 3 tane ana örnek vermeye çalıştık. Birincisi Emre'nin anlattığı gibi çanak stratejisi. Daha sonra varantın temel alanlarından bir tanesi olan sigorta ve koruma stratejisi. Son olarak da biz varantı kaldıraç etkisini kullanarak faydalanabileceğiniz kaldıraç stratejisi. Aynen. Yani sonumuzu yani bu şekilde noktalıyor oluyoruz. Yani şöyle aslında siz bir yatırımcısınız. Yatırımcıların birkaç tane düşüncesi olur yatırım yapmadan önce. Bir en önemlisi en fazla kullanılanı spekülasyon amaçlı olanı. Evet. Yani bir yönünüz vardır. Düşeceğini beklersiniz, yükseleceğini beklersiniz, yatırım yaparsınız. Başka bir yatırım stratejisi ya da yatırım düşüncesi diyelim. Volatilitenin yüksek olacağını, volatilitenin yüksek olacağına göre işlem yaparsınız ya da düşük olacağına göre işlem yaparsınız. Bir de daha fazla kurumların, KOBİ'lerin kullandığı kendini riskten koruma amaçlı, bilançosunu koruma amaçlı ya da portföy değerini koruma amaçlı sigorta almaktır. Burada 3 tane örnek verdik. Bunlar, bu 3 örneğin 3'ü de daha önce yaşanmış bizim hani Türkiye'nin yaşadığı, konjonktürel olarak yaşadığımız olayları baz alarak başka örnekler de verebiliriz tabii ki. Biz burada önemli olan 3 tane örneğin üzerinde durmak istedik. Bu stratejileri nasıl uygulayacağımızı göstermek oldu. Yani varantlarla yapabileceğiniz şeyler evet geniş bir yelpazede
Yatırımcıların birçoğu da spekülasyonun amaçlı yapıyor. Ama varantların diğer yönleri de var. Yani volatilite amaçlı da işlem yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi sigortalamak amaçlı da işlem yapabilirsiniz demek oluyor. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz olduğunda telefon numaramız burada 350-2300-0212 alan koduyla. İşvarant.com'a girin. İşvarant.com'da bütün detayları, varantlarla ilgili bütün dokümanları buluyor olacaksınız. Bizim raporlarımıza, sunumlarımıza, duyurularımıza abone olun. Sabah ve akşam dediğimiz gibi zaten bu raporların hepsi oradan alınma. Sabah akşam raporlarımızı görüyor olacaksınız. Yeni ihraçlarımızı görüyor olacaksınız. Bizden yeni bir haber olduğu zaman ilk siz bunları görüyor olacaksınız. İşvarant.com, işvarant.com'dan tweet atabilirsiniz bizlere. Mail atabilirsiniz. Çok kısa sürede dönüyoruz. Dilediğiniz zaman bizi, çok acil bir şey varsa tabii ki arayın. Dilediğiniz zaman herhangi bir sorunuzda yardım etmeye çalışırız. Çok teşekkür ederiz.